Merhaba arkadaşlar, İngilizce Defterim adlı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere İngilizce'de en çok kullanılan günlük fiilleri göstereceğim. Hazırsanız buyurun başlayalım değerli arkadaşlar. Başlamadan önce kanala abone olup like bırakırsanız memnun olurum. Haydi o zaman dersimize geçelim. İngilizce en çok kullanılan fiiller dedik. İlk fiilimiz read. Mastar haliyle to read deriz. Okunuşu read'dir arkadaşlar. Parantez içerisinde mavi şekilde yazdım. Türkçesi okumak, read, okumak. Örnek bir cümleye geçecek olursak, I want to read. I want to read, okumak istiyorum, ben okumak istiyorum. I want to read, değerli arkadaşlar, I want, ben istiyorum demektir. To read de mastar haliyle yazılmıştır. Yani bir şeyi okumak, bir kitabı okumak, I want to read. Hemen diğer örneğimize geçecek olursak arkadaşlar, diğer örneğimiz write'dır. İngilizce'de en çok kullanılan fiillerden write fiilini ele alıyoruz. Okunuşu write, yazılışı w-r-i-t ve i şeklindedir. Yani write. Yazmak demek arkadaşlar, I want to write mesela. Ben yazmak istiyorum. Yine I want, ben istiyorum demektir. To write, yazmak. Ben yazmak istiyorum. I want to write. Bu basit bir cümledir dostlar. Siz de söyle, şu şekilde de söyleyebilirsiniz. You want to write. She wants to write da diyebilirsiniz. S takısını unutmayın arkadaşlar. He, she, it de. Bir diğer fiilimiz arkadaşlar. Listen. Listen diye, listen diye yazılır. Listen diye okunur arkadaşlar. Dinlemek. Müzik dinlemek. Şarkı dinlemek. Birini dinlemek. I want to listen. Ben dinlemek istiyorum. Ya da isterim. Arkadaşlar I am wanting şeklinde yazılmadığı için İngilizce'de I want şeklinde ele alıyoruz. Yani dinlemek istiyorum demektir. I want to listen to you if you tell me something. If you want to tell me something. Speak. Konuşmak. Bir dili konuşmak olduğu gibi herhangi birisiyle bir şekilde konuşmak anlamında verir. Talk ve speak aynı anlamlıdır. Talk muhabbet ortamında, sohbet ortamında konuşmak. Speak ise genelde dillerle birlikte konuşmak şeklindedir. I will speak. Ben konuşacağım. I will speak English language if I learn English very well. I will speak to you. I will speak with you. I want to speak with you. Who can speak with me English language? Şeklinde cümleler kurabilirsiniz dostlar. I will speak. Ben konuşacağım demektir. Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, fiillerimiz devam ediyor. Bir diğer fiilimiz ise eat. It değil, eat. Aslında orada y harfinde i ile ve t arasında koysaydım tam okunuşunu verirdi diye düşünüyorum. Eat. Yemek yemek. I am going to eat. I am going to eat. Ben yemek yiyeceğim. Aslında going to bir fiil üzerine gitmeye doğru yapmadır. Yani ben yemek yemeye gideceğim anlamında verir ama gramatik okunuşu, yazılışı, söylenişi, manası yemek yiyeceğim demektir. Future tense, gelecek zaman. Drink. Drink. Su içmek, herhangi bir şey içmek. Drink, içmek. Örnek cümlemize bakacak olursak drink ile ilgili olarak I am going to drink. I am going to drink water because I am very tired and I want to take the water. Do you want to drink water? Yes, I want to drink water too. So that I am going to drink. Ben su içeceğim. Daha doğrusu ben içecek içeceğim demektir arkadaşlar. I am going to drink water ise ben su içeceğim. I want to drink water. Ben su içmek istiyorum. Walk. L harfini biraz yutarak söylüyoruz arkadaşlar. Walk. Yürümek. Örnek cümlemiz. I don't walk. Ben yürümem. I don't walk. Ben yürümem. Walk yürümek dedik. Örnek cümlemizi bu şekilde verdik. I don't walk because I have a car. I don't walk. I like to ride a bike. İngilizce en çok kullanılan fiiller dedik. Run kelimesini ele alırsak run yani to run. Koşmak demek. Run, koşmak. I like to run. Ben koşmayı severim.
Runaway. Geriye kaçış, uzağa kaçış. Why are you running? Sen neden koşuyorsun? Our chalk is running. Tebeşirimiz bitti. Bakın arkadaşlar, run'ın birçok mecazi anlamı vardır. Biz burada koşmak fiilini ele aldığımız için I like to run. Ben koşmayı severim. Talk kelimesini ele alalım arkadaşlar. Talk olarak yazılır. To talk, to talk. L harfini yutmaya çalışın bunu söylerken. Konuşmak. I didn't talk. Ben konuşmadım. Arkadaşlar, I don't talk. Ben konuşmam. I didn't talk ise ben konuşmadım. Burada geçmiş zaman vardır arkadaşlar. Past tense. I didn't. Didn't her zaman did ve didn't past tense ile alakalıdır. Ben konuşmadım. Bir diğer fiilimiz ise arkadaşlar cut, to cut. Cat, kedi demek. To cut yani cut, kesmek demek. Unutmayalım bunu. I can't cut it. I cannot cut it. I can't cut it. I can't cut it. Üç versiyonda rahat bir şekilde söyleyebilirsiniz. Onu kesemiyorum. I can't cut it. Onu kesemiyorum. Because it's very hard. I cannot cut this paper. İngilizce en çok kullanılan fiiller dedik. Bir diğer fiilimiz cook, pişirmek. Yemek pişirmek, yemek yapmak. Cook, pişirmek. Hemen sorumuz gelsin cümle halinde. How do you cook it? Onu sen nasıl pişirirsin? Nasıl pişiriyorsun? Nasıl pişirirsin? How do you? Sen nasıl yaparsın? Neyi? Cook, pişirme eylemini. Ne ile? It ile. Yani onu, o şeyi pişirmeyi nasıl yaparsın? How do you cook it? İngilizce en çok kullanılan fiillerden learn fiilini ele alıyoruz şimdi de. Eğitim anlamında kullanılan learn, öğrenmek anlamındadır. Learn, öğrenmek. Örnek cümlemiz learn English with me. Benimle İngilizce öğren. Would you like to learn English with me? Benimle İngilizce öğrenmek ister misin? Why are you learning English with me? Benimle neden İngilizce öğreniyorsun? Did you learn English with me? Benimle İngilizce öğrendin mi? Şeklinde örnek cümleleri çoğaltabiliriz. İngilizce'de en çok kullanılan günlük fiilleri ele alıyoruz. Şimdiki fiilimiz ise take fiilidir. Okunuşu take şeklinde yazılır. Almak demektir. Satın almak değil de bir şeyi elden almak anlamındadır. Yani el kaldırıp almak gibi düşünün. Do not take my pen. Kalemimi alma. Kalemimi almamalısın. Burada emir veriliyor arkadaşlar. Don't take my pen. Kalemimi alma. Do not. Almamalısın. Almaman gerekiyor. Alma. Vurgu yapıyor. Do not. Sevgili arkadaşlar, İngilizce'den çok kullanılan fiiller adlı ders videomuz devam ediyor. Bir sonraki fiilimiz ise look. To look yazılışı. L-O-O-K okunuşu ise look'tur arkadaşlar. Bakmak demek, göz ile bakmak diye düşünebilirsiniz. Örnek cümlemiz look at me. At me bana demek, bana bak. Look at me, bana bak. Look at me, bana bak. Sevgili arkadaşlar, ders videolarımız bu şekilde devam ediyor. Umarım beğeniyorsunuzdur. Beğendiyseniz arkadaşlar, kanala abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki ders videosunda görüşmek dileğiyle. See you next time.